tip durumlarda. Şimdi Maraş'ın altyapısından... Hüseyin Nurgul demiş ki hocam, bize övgü mesaj, hocam gelmiş geçmiş en iyi hocaydı demiş. Sağ olsun. Yani şimdi hocam bu alt kanal Maraş'ın altyapısı tabii önemli bir yer ama bu bir türlü. Yani bu başkanlığın sorunu değil. Evvelden beri, çok uzun Orhan, yıllardan beri, sizin zamanınızdan bu yana şöyle çok altyapı ciddi bir yana yani hocam. Orhan, altyapı nedir? Altyapı. Maraş dediğin zaman altyapı sadece Kahramanmaraş Spor'un altyapısı değil. Oradaki bütün amatörlerdir. Kahramanmaraş Spor'un altyapısı bir amatördür. Profesyonel değildir. Profesyonel takımın altyapı bütün ülkelerin, bütün dünyada altyapıların hepsi amatör branştır. Bunu bir kere böyle bilin. Amatör branş olduğuna göre senin oradaki bütün amatör takımlar Kahramanmaraş'ta ikinci amatör, birinci amatör, işte ne varsa adını sen koy. Hepsi senin himayende olması gereken, senin elinin altında olacak. İstediğin, takip ettiğin oyuncuları, gençleri hepsini bünyene katıp onlarla birlikte onlar da para kazanır yarın öbür gün, sen de para kazanırsın. Bu akıl olması lazım. Bu bilgi olması lazım. Bu perspektif olması lazım. Bunları bu şekilde bakacak. Altyapı sadece Kahramanmaraş'ın altyapısı değil. Kahramanmaraş'ın altyapısı bütün amatörlerdir. Yani hocam bir de şu var yani Sanko'yu görüyoruz hocam Gaziantep'te konu kolları. Bilirim. Yıllardır işte geçen en son Süper Lig'e çıktığımda Sadi Bey paylaşım yapmıştı. Babam şunu çıkardı, bu bunu çıkardı, amcam bunu çıkardı Gaziantep Spor'la ilgili. İşte bana da bu takımı çıkarmak nasip oldu falan gibisinden paylaşım yapmış hocam. Şimdi Kahramanmaraş'ta sizin döneminizde de ben kendi dönemimden sonra böyle takımı benimseyen, hem şehirde para harcayıp hem şehirde yatırım yapan bir iş adamı görmedim hocam. Şimdi, yani kendi imkanlarıyla takımı yöneten başkanlar hep kavuştu Maraş'ta. Sanko'dan bahsettin. Ben 89'da yani 89'un son ayında, Aralık ayında geldiğimde Abdülkadir konuk oldu. Gaziantep'in başkanıydı. O sene zaten onlar şampiyon oldular, çıktılar. O da şampiyon yapıp çıkarttı ve bıraktı takımı. Celal Doğan belediye başkanıydı. Celal Doğan başkanlık yaptı uzun dönem. Ama Sanko, yani Abdülkadir Konukoğlu devamlı Antep'in arkasında, her konumda arkasında. Şimdi onlar da bilemiyorsun ki Maraş'ta niye böyle. Çünkü Maraş bence Antep'in de üzerinde şehir planlaması olarak, yani ne bileyim, güzel bir şehir Kahramanmaraş. Ben mesela Antep'e gittiğim zaman Antep'i sevmem. Ya bir gün kalırım, ondan sonra işin biter hemen kaçarım ama Maraş'ta senelerce kalsam sıkılmam. Çünkü çok farklı bir şehir orası. Daha güzel bir şehir. Antep bana mesela soğuk gelir bu konuda. Ama orası hep ileride. Hocam zaten Antepliler orada çok çok yaşamıyor hocam. 5 gün yaşıyorlar Antep'te. 2 gün Maraş'ta zaten. Ya onu bilmem. Ben bir acizane olarak, bir misafir olarak bahsediyorum. Şimdi hocam Gaziantep'te genelde hafta sonları Kahramanmaraş'talardır hocam. 2 gün buradalardır yani. Gelmez bilmem. Şimdi Maraş benim kendi şahsi görüşüm. Antep'ten falan daha iyi. Ha şimdi gelelim biz futbol konusuna. Sizde de öyle birileri olmaz. Mesela başkan her sene diyor ki ben bırakacağım. Bana söyler hep. Bırakacağım. Bırakacağım demek de olmuyormuş. Ya da başkana istifa diye tezahürat ederler. İşte istifa istiyorsanız bir iki kişi de çıkacak oraya, babayı diyecek ki kardeşim ben alıyorum. Koyacaksınız dokümanlarınızı önünüze, giderler, gelirler, neyse. Başkanını bırakmak istiyorsa gelecek, alacaklar, başkaları yönetecek. Bu devir daimi götürmeleri lazım. Ama şu ana kadar da bu 6 senede hiç öyle bir baba yiğitlerin çıktığı yok. Herkes ama biliyorsun mangalda kül bırakmaz, konuşmaya gelince biz dünya şampiyonuyuz. İcraata gelince hiçbir şey yaptığımız yok. Sadece hep söylemlerle idare ederiz. Madem öyle başkanı sevmiyorsanız, başkanı istemiyorsanız, ki olur bunlar gayet normaldir. Doğasında var bu işin. Ama evet. Vakit çıkacaksınız karşısına, basacaksınız parayı. Ne şekildeyse alacaksınız. Ne kadar borcu var mı yok mu onlar tabii. Hepsi çıkacak mıydı? Ama öbür türlü bir şey yoksa başkan gene devam edecek. Seneye de bak,
bu seneden çok çok iyi olacağını düşünmeyeceksiniz. Olacağını tahmin etmiyorum. Hocam yani şimdi bu şeyleri söylediğiniz zaman yani kötü yönetiyorsunuz, başarılı olamazsınız dediğiniz zaman hemen tepki hocam, karşı tepki yani. Gerçekleri söyle. Açmayacaksın hocam, ki gerçeği. Hocam Türkiye'de gerçekleri söylediğiniz zaman siz de yorulmuşsunuz. Biz de burada öyle. Çok büyük şeyler alıyoruz. Hani olmuyor. Hani siz de olmuyor dediğiniz zaman zaten Kahramanmaraş spor düşmanısın, memleket düşmanısın. Buna kadar gidiyor hocam. Zaten aynı kadar gidiyor. Bence birilerine şirin gözükmek, birilerine yalakalık yapmak, kaba tabirle. Ben kendi şahsıma göre benim mizacım değildi. Ben Ulusal TV'de de yer iyi gitmiyorsa bu Galatasaray, Fatih Terim, ne bileyim Ahmet Mehmet, Ersun'dur, Abdullah Tepen hepsine ben giderimi yapıyorum. Ama nazik bir şeydi. Çünkü ben futbolun içinden geldiğim için taktikleri, antrenman metotlarını falan bildiğim için orada nerelerden nereye gireceğimi, topu nasıl ara paslara yapacağımı biliyorum. Şimdi sizin orada da başkan iyidir, kötüdür, iyi iş yapıyordur, kötü iş yapıyordur. Zaten belli. Ama ben oraya başkan olarak geliyorsam en başta ben kendime güveneceğim. Başkan olarak aldığım zaman kulübü illaki mülki amirlerin bana yardım yapacağını düşünmemek kaydıyla ben orada başkanlığımı sürdüreceğim. Ondan sonra yavaş yavaş hepsi gelmesi lazım. Ama ben tamam takıma geleyim ama herkes bana yardım etsin. O vakit sen de yaparsın onu. Ahmet de yapar, Mehmet de yapar. Herkes yapar. Evet hocam. Hocam bu çok şöyle bir şey de var. İşte, Maraş'ta benim anladığım kadarıyla hep bu şekilde gitti. İşte gelen başkanlar hep şeyi istediler. İşte şehir yardım etsin. Bana hep şehirden yardım görüyorum ama bu tamam mutlaka yapılması lazım. Belediyenin yardım etmesi, Büyükşehir Belediyenin yardım etmesi lazım ki Erzurumspor nasıl senelerce işte Başakşehir İstanbul Büyükşehir Belediye yönetti. Senelerce. İBB altında oynadı. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Bu yasak da değil. Bunun bir sürü prosedürleri var. Yapabiliyorsunuz bunları ama demek ki ya işte bu politikadan kaynaklanıyor. Veyahut da gelen başkanlara ne bileyim mülki amirler, idare amirler veyahut da işte politikada sevmedikleri için, hoşlanmadıkları için yardım etmiyorlar. Bir sürü şeyler var argümanlar. Bunları çünkü sadece orası için değil, diğer şehirler, iller için de görüyoruz. O varsa işte ne bileyim X partisi veyahut da X belediye yardım etmez. Şu yardım etmez. O giderse belediye yardım eder. Bizde Türkiye'de hep bu işler var. Ama bakıyorsun işte bir Almanya'da hiç fark etmiyor A partisi, B partisi, C partisi. Bütün herkes eyaletlerde, belediyeler veyahut da oranın mülki amirleri hepsi kulüplerine ama gerçi onlar oturmuş kulüpler, köklü kulüpler, sponsorlarını almışlar. Kombinlerini satıyorlar. Minimum en ufak bir şehirden başlayalım. Takımdan da başlayalım.